5 yıl aradan sonra Yunanistan'da tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Dostum Niko'ya davet için, bize ve heyetimize gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etmek istiyorum. Bugün Sayın Başbakan Mitsotakis, Kodendias ve heyetlerimizle yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele alma imkanımız oldu. Bölgesel konuları da birlikte değerlendirdik. Somut projeler üzerinde eylem ve işbirliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede ilki olarak görüş birliğine vardık. Ulaştırmadan enerjiye, turizmden çevre, ticaret, birçok işbirliği alanında ilgili kurumlarımız bundan sonraki süreçte bir araya gelecek. Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması kararını aldık. Karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu etki yapacaktır. Siyasi ve askeri diyalogumuz tüm kanallarda ilerliyor. 63. ticari görüşmeler Türkiye'de yapılacak. Uzun süredir çözüm bekleyen meselelerimiz var, görüş ayrılıklarımız da var. Bunları iyi komşuluk, uluslararası hukuk ve karşılıklı hak ve çıkarlara saygı temelinde çözülmesini istiyoruz. Ve bunun için de diyalogumuzun kesintisiz sürmesi gerekiyor. Biz Türkiye olarak Yunanistan'la ön koşulsuz ve ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için bundan sonra görüşmeye hazırız. Ve bu konuda Nikodendias'la beraber birlikte çalışmaya devam etme konusunda da hemfikiriz.